Yöremizin sarı altını, mucizesi, barışın simgesi. Yaşı var mı? Yaşı yok, ölümsüz. Sofralarımızın katığı, zeytindir adı. Bodrum yerel ağızda, yeyi atı ve oluversin sene sitin, sitin. Zeytin de deriz tabii bir yandan. İşte Bodrum böyle bir yer. Hem kültürün, hem turizmin, hem doğanın, hem de aslına bakarsanız tarihin iç içe harmanlandığı bir yer. Bizler bu bölgede bize öğretilen kültürü, bize emanet edilen kültürü yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak için de yapmamız gereken her türlü festivali, organizasyonu, etkinliği yapmaya devam ediyoruz ve yapmayı da sizlere taahhüt ediyoruz. Sağ olsun muhtarların vasıtasıyla bu organizasyonun pandemiden önceki ayağını birinci olarak gerçekleştirdiler ve bugün burada ikinci Zeytin Çiçeği Festivali'nde sizlerle beraberiz. Bölgemizde zeytinin hem sosyo-kültürel bir değerinin olması yanısına bilebiliyorsunuz ki ekonomik değeri var. Bizler bu ekonomik değerin kıymetini bilerek zeytinlerimizi yaşatacağız, zeytin bahçelerimizi, tarlalarımızı yaşatacağız. Üreticiye verdiğimiz desteği kat ve kat artırarak devam edeceğiz ve bugün burada yerelden üretici ve tüketiciyi doğrudan hayata katıp beraber harmanlayıp onları bu güzel festivallerde, etkinliklerle buluşturmaya devam edeceğiz. Ne güzel bir üretim görüyoruz. Böyle annelerimiz, bacılarımız evlerinde güzel üretim yapmışlar. Ürünlerini getirmişler. Burada bize gösteriyor, sergiliyorlar. İnşallah Zeytin Çiçeği Festivalimiz güzel geçer. İki gün böyle dolu dolu geçer. Biz Twitter sayfamızda da yayınlayacağız. İki gün olduğunda duyuracağız. Reklamını da yapmamız lazım. Çünkü ürünler üretilmiş. Onların da biraz vatandaşımıza ulaştırılması lazım. Bu güzel coğrafyayı bize armağan eden Ulu Önder Atatürk'ümüze teşekkür ediyoruz. Zeytin ağacı daimidir, devamlı yaşayacaktır. Bizler hep gelip geçeceğiz. Bir gün varız, bir gün yokuz ama zeytin olacaktır. Burada size duysal analizi anlatacağım. Şimdi zeytinyağını alan arkadaşlarımız zeytinyağını bardağını şöyle avucuna koyup üstünü kapatmasını ve zeytinyağını vücut ısısına bu ısınırken şu şekilde yaparken ısınırken beni dinleyin. Duysal analiz yapacağız. Duysal analizde asıl olan toplamadır. Tabii hepsi üretimde. Erken hasatla ödül aldık. Natural sızma bazında. Birkaç yüz var orada. Evet. Şu ne diyelim? Vay be burada var. Var mı isteğin? Yok sen. Sağ ol. Kendine iyi bak. Sağ ol teyzeciğim. Görüşürüz. Ben. Sağ ol. Adam mı? Evet. Ben boyuyorum. Yapıyorum. Ellerinize sağlık. Ne güzel olmuş. Bugünün teması tam. Evet. Çok güzel olmuş. Çok teşekkür ederim. Tebrik ediyoruz. Çiçek dolması yarışmamızda Sanem Hanım da üçüncü oldu. Ona da küçük bir hediyemiz vardı, onu takdim ettik. Evet ama
Hasan Bey yine İlk defa yediğim çiçek dolması tatlısı var. İnanılmaz bir tatlı. Bence bunun geliştirilip çok daha iyi şekilde sunulması lazım. Harikaydı yani. Elinize kolunuza sağlık. İlk defa tattığım bir özellik. Güzel kabak çiçeğiyle kızartıp duruz. Çok güzel. Evet. Beklet duruz biz de yiyeceğiz galiba. Beklet duruz.